Hepinize merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir oyuncu değerlenme videosuyla karşınızdayım kimleri değerlendireceğiz arkadaşlar İngiltere Ligi seçimlerini değerlendireceğiz arkadaşlar hadi hemen geçelim videoya vakit kaybetmeyelim İlk oyuncumuz yani tabii ki hepsini değerlendirmedim arkadaşlar İşe yarayan ve yaraya, yarayabilecekleri aradan ayıklayarak e, oyuncuları seçtim ve size onlar anlatacağım hepsi yok ona göre baştan anlaşalım neyse Rodrigo Moreno Macado Maka, mu Machado mu ulan adam İspanyol ama Meksikalı gibi de ismi varmış lan adamın. Neyse güzel Rodrigo. Arkadaşlar Rodrigo 24 seviyede fulleniyor. Rodrigo'nun benim en beğendiğim özelliği arkadaşlar pas yetisi oldu. Bakar mısınız? Alçaktan pas ve yüksekten pası 89'ar gelmiş. Ara pası verme ve bakmadan pas oyuncu beceri de var arkadaşlar. Top sürme yetisi gayet yeterli. 90 üzerinde gelmiş. Hızı hızlanması gayet yeterli bence. Eee dayanıklılığı da 90 o da yeterli gözüküyor arkadaşlar. Sıçrama 87 e kafası düşük gelmiş ama e, hiç mi kafa vurmaz vurur. E, 1.82 boy var ama e, bence fırsatçı golcü oyun tarzı olduğu için e, oyuncuyu defans arkasına kaçırmak daha mantıklı. Ofansif randalık 89, 88, bitiricilik 88, şut gücü yani 90 üzeri olsa daha iyi olurmuş arkadaşlar. Zayıf ayak kullanımı yok gençler oyuncunun ee, ama dediğim gibi Yani şu ofansif andaki bitiricilik kafanızı Çok fazla karıştırmasın bence Bu adamın En çok ekmek yiyeceğiniz olayı budur arkadaşlar Çünkü ikili forvet oynuyorsanız Verkaç yaparken ee, Bu adamdan kesinlikle Faydalanırsınız yani e, yakın Tarihte bir forlanı biliyorsunuz Forlanın pas yetisi e, buna yakın Düşünün yani o yüzden Bu çok önemli diyorum yani bu Oyuncu çıktığı zaman bu oyuncuyu Değerlendirin arkadaşlar DP falan filan yapmayın Gerek 7'ye koyun değerlendirin Gerek ilk 11'e de alabilirsiniz 90, e, Dayanıklık 90 gelmiş Fiziksel temas yani düşük zaten e, Yani Fırsatçı golcülerin çoğunda Zaten fiziksel temas düşük oluyor arkadaşlar Yüksek olanı var mı? Var e, O ayrı mesele ama bu oyuncu Bence değerlendirilebilir Gençler Onu size söyleyeyim hemen geçelim Jack Grealish. Arkadaşlar 30 seviyede fulleniyor. Jack Grealish bir sol açık kartı arkadaşlar. Top sürmiyetisi var. Güzel. Hız 88. Fena değil. Hızlanması 91. Nice. Dayaklılık 93 gelmiş. O da güzel arkadaşlar. Fiziksel temas zaten düşük. Dediğim gibi bu sol açıklarda da bu sıkıntı var. Gençler. Ofansif andalık 85. Bitiriciliğin 83 olması benim biraz canımı sıktı arkadaşlar. Çünkü 30 seviye bir kart. En azından o bölümün komple yeşil olması gerekiyordu bence ki ofansif farkındalığı da bence 90 üzeri olması gerekiyor Jack Grealish'in. Ee, ama e, pas yetisi çok iyi. Yani bir sol açık olmasına rağmen 93 alçaktan pas 80 yüksekten pasla gelmiş Grealish. Hemen bakıyoruz çift vuruşu ayak çalımı uzun mesafesi dalan şutlar tek pas dengeli pas dış verici kurnak almayacak ruhu var. Yaratıcı oyuncu kurucuymuş bu. Hmm. Yani ne, verimli kanat falan değil. Yaratıcı oyun kurucu mevkisinde acaba sol açıkta nasıl bir iş yapar? Ee, denemek lazım arkadaşlar ama bitiriciliği niye düşük gelmiş? Orada biraz benim canımı sıktı. Aslında bitiriciliği de şöyle bir e, şey gelse 88-90 hani bu karta şans verilebilirdi. Ee, kötü değil. Yani kötü olduğunu söyleyemem şu anda ama ...30 seviyeye göre kötü bir kart... ...yani size öyle açıklama yapayım ben... Ee, ...en azından Ofas Fandak bir 90... bitiricikte bir 85-88 falan gelseymiş... ...30 seviyeye göre... E, ...bu kart... ...iyi olurmuş ama oyun içindeki reaksiyonunda da... E, ...bilemiyorum... ...belki de... E, Grilish oyun içinde iş yapar... E, ...diyebilirim size gençler... E, ...dediğim gibi sadece şu hücum kısmına biraz takıldım... ...onun dışında... ...diğer özellikleri yeterli duruyor... Grealish'in arkadaşlar. Hemen geçelim. Zaha. Wilfred Zaha 25 seviyede fulleniyor gençler. Ee, top sürme yetisi var. Görmüş olduğunuz gibi sizin de tek tek söylememe gerek yok. Hızı hızlanması zaten turkuaz renkte. Fiziksel temas zaten beklediğimiz gibi. Dayaklılık 88 bir çıt düşük. E, ee, Ofasifa mesela e, Grealish'in Mesela Grealish nasıldı? E, 85-80 yani abi neredeyse aynı ya. ya. Şu bir şun 89. Bu da 85. Yani evet, hızlı hızlanması burada bir. tabii şey pas yetisi daha iyi. Grealish'in. Yani mesela sol açık oynattığınız zaman. Wilfred Sağ'da pas yetisi düşük gelmiş arkadaşlar. Ee, yani içeri kat etseniz 90-90'ın hızlı hızlanması zaten yeterli. İçeri kat Hızlı bir oyuncu. Bitirici 85 tam sınırda. Ee, yani pas vermektense hani paslaşarak e, forvetlerinizi kaçır kaçırmaktansa Zaha'yı kaçırıp içeriye girip bir şut çekmeniz daha mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Hızı hızlanmasından dolayı tercih edilebilir. Eee ofans van'dak düşük biliyorum. O kötü gelmiş. Keşke o da bir 88 90 gelseymiş. Bu kart çok daha iyi olurmuş. Denenebilir mi? Denenebilir. Bakmadan pası var. E, çalım hareketleri var. Arkadaşlar görüyorsunuz çalım özellikleri fazla. Bir de yükselen şutları varmış. Yani içeri kat edebilirsiniz Zaha'yla. Bence girilebilir gibi gözüküyor. Ama şu Jack Grealish sanki daha bir e, pas yetisinden dolayı Jack Grealish sanki Zaha'dan bir adım daha önde bence. Eğer bana sorarsanız. ikisinden biri çıkarsa Jack Grealish'i tercih edin diyorum size arkadaşlar. Bu olay çok önemli oyunda gençler yani gerçekten çok önemli. Hani bazen diyoruz ya böyle pasa basıyorsunuz işte ya işte yavaş attı, hızlı attı falan. İşte onlar e, bazen pas yetisinin düşük olmasından da kaynaklanan şeyler olabiliyor. Tabi oyunun e, hatası da var mı? Var. Ona tabii ki hepimiz zaten eyvallah diyoruz. Ama şu değerler bence önemli arkadaşlar. Şu pas yetileri falan. O yüzden dedim. Neyse uzatmayalım. Geçelim. Ruben Loftus çek. Arkadaşlar Ruben loftus çek 32 seviyede fulleniyor. 10 numara oyun tarzına sahip bir oyuncu. Bunu kafada bir tutalım. Pas yetisi alçaktan pası 88, ofans standartı 86. Şimdi bu kart ee, şimdi 32 seviyeye göre ee, hakkını vermiyor bence arkadaşlar. Yani ee, tamam ee, fiziksel özellikleri güzel, top sürme yetisi güzel ama hücum ve ee, pas verme yetisi düşük gelmiş. Ya bir de bu oyuncu 10 numara oyun tarzında oynuyor. Yani içeriye girecek arkadaşlar. Ve oyuncu becerisi de yok. Çift vuruş eyvallah. Tık tık yaparsınız. Bir de uzun mesafe şut çekmesi var. Yani bitiriciliği 80 ama yani. Ne kadar isabetli vurabilir? Vurduğu zaman. Oyun içi reaksiyonu önemli. E bir sürü GEO kartı var. Yani tutup da Ruben Loftus çekide oynatmazsınız abi. 22 seviye olsaydı bak deneyin derdim. 22 seviye olsaydı deneyin derdim. 32 seviye ben bunu getirince de bana böyle bitirecek şut gücü falan verme konami. Defansı da zaten 80-80 yani böyle bir ortalama bir halleri var kartın. Ama 32 seviyenin adamı değil bence. 22 seviye olması gerekiyordu. Şu özellikler gençler. 32 olunca ben şöyle şura oraları buraları şöyle şu defans kısmında birkaç tanesini yeşil görmem lazım ki değsin değil mi? Yani geçelim Ruben Loftus çeki arkadaşlar. Alan Saint Maximin geliyor arkadaşlar. 34 seviyede fulleniyor arkadaşlar. Alan Saint Maximin hız hızlanması 9999. 99. Ee, gençliğinde zaten bu arkadaş arkadaşlar olimpiyat koşucusuymuş. O yüzden 9999 <laughs> 99 gelmiş. Yani ee, top sürme güzel. E, hızı hızlanması güzel ama arkadaşlar oyunda her şey hız hızlanma değil. Yani hızı hızlanması güzel tamam ama e, pas versen pası ne kadar güzel verebilecek. Pas 79-77. Hadi pas vermedin ya ben bir içeri gireyim şu adamla şut çekeyim bunun hızı varmış kullanırım. Dediğiniz anda ofansif farkındalıkla bitiricikle yüzünüze böyle tokat gibi vuruyor gençler. 34 seviyede bu oyuncu e, hakkı değil. Bence şut gücü 91. Özellikleri neymiş arkadaşlar? E, çalım özellikleri bayağı var gördüğünüz gibi. Akrobatik bitirç, Bakmadan pası var. Yani. Ee... Yok arkadaşlar. Yani. Tamam. Hız hızlanma. Eyvallah da abi. Bitir bana ya. Yani hızlı hızlanmayı da bitiricilikle süsle. Destekle. Bitiricin yok mu? Eyvallah. Olmayabilir. Herki yani. Ee, Allah da seni böyle yaratmış. El Seyit Maksim'in. O zaman. Ee, pas ver. Tamam bitiricin yok. E pas ver o zaman. Yani şu hızı bitir, bitiriciliğini göster şu hız hızlanmanın hakkını ver bir şekilde. Sadece koşma deli dana gibi. Pas ver, yok. Bitiricilik yok. Ofansif olarak düşük gelmiş. 34 seviye. Yok, beğenmedim gençler. O zaman geçiyoruz Alan Saint Maximin. Kevin De Bruyne. Arkadaşlar Kevin De Bruyne 18 seviyede cillop gibi bir çocuk. Hemen fullenebiliyor. Daha önce de bahsettim ve daha önceki e, uzun uzadıya konuşmama gerek yok. Daha önceki videolarımda da söyledim. Kevin De Bruyne oyunun en iyi safkan OOS kartlarından bir tanesidir. Özellikle R2 şutları e, çok güzel. E, ben maç bu son maçta de Messi stil oynadım sürekli arkadaşlar. Topları biriktireceğim diye. Orada Kevin De Bruyne ile R2 şut attım ben düşünün. Ben normalde sert, sert şut çeken bir adamım. E, bir 3-4 tane e, maç Kevin De Bruyne'ye R2 şut Attım arkadaşlar gol attım R2 şutta. Kendime şaşırdım ama güzel vuruyor. Beğendim Kevin De Bruyne'yi. Ayrıca GÖ'de de 95 oynadığına dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Sadece OOS değil ama bu kartın hakkı OOS. pasta dağıtımı yapıyor. Dönen toplara şut çekebiliyor. R2 şut atabiliyorsunuz. Dediğim gibi oyunun en iyi safkan OOS kartlarından bir tanesi Kevin De Bruyne Bence çıkarsa da full lane en azından yedek kadronuzda dursun arkadaşlar. Ya Bu kart bir yerde ekmeğini yersiniz. A gelir. Form durumu B gelir. Çat diye oynatabileceğim bir kart. Dayanıklık da 92. Yani 90 dakikayı çıkartabilir. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Uzun mesafe şut çekme. Uzun mesafe füzesi. Tek pas. Ara pası verme. Dengeli pas. Yerine orta. Hafif yüksekten pas. Ya, anlatabiliyor muyum? Daha fazla konuşmayayım. E, kart böyle bir kart arkadaşlar. Hız hızlanma her şey değil. Söylüyorum size zaten yaratıcı oyuncu kurucu bu adam fırsatçı gol değil. bir şey değil. Bu adamı ee, OOS bölgesinden kaçırmanıza zaten gerek yok. Ki ee, forvet oyuncusuna pas attığınız zaman ee, ceza sahasına hareketlenmeyeceği için zaten yine hız hızlanmanıza gerek yok. Cez ceza sahasının dışında bekler tekrar pas atarsınız. R2 şutla gol bulabilirsiniz. Veya normal sert şut atıp yine gol bulabilirsiniz. Bu oyuncu sürekli ceza sahasının dışında zaten bekleyecek arkadaşlar. E defansif yetisi de yok. Bu adamla pres yapsanız ne yapacaksınız? O yüzden dediğim gibi yani şuna çok fazla takılmayın. Hadi geçelim. Virgil van Dijk. Birçoğunuzun bence beklediği bir oyuncu. Virgil van Dijk arkadaşlar 19 seviyede güzel bir seviyesi var. Virgil van Dijk'ın. Şöyle çayımıza bir yudum alalım ki boğazımız çok kurudu. Çok hızlı konuşuyorum bu sıralar. Eyvallah gençler. Hadi geçelim. Ee, arkadaşlar Virgil van Dijk. Defansif yetileri yani size görüyorsunuz zaten şu kafa ve sıçramada 95 olsa bakın kafa ve sıçrama 95 olsa ora komple turkuaz gelecek arkadaşlar. Ona kesinlikle bir lafımız ve bir sözümüz yok. Defansif yetisinin. Hızı ve hızlanması çok kötü arkadaşlar. Yani ee, şimdi oyun kurucu oyun tarzı da var. Yüksekten pas 88. Bir tık yer yiyor. Açıktan pası yemiyor sadece. Top kontrol, top sürmesi, sıkı top tutması çok kötü arkadaşlar. Virgil van Dijk'la top sürüp defanstan top çıkartmayın. Ayağından topu kaptırır. Ee, böyle yani şey gibi duruna bakmayın. Ee, 1.93 boyuyla böyle kapı gibi duruna bakmayın. Bu top sürmede, bu top sürmeyle ee, kaybedersiniz. Topu ayağından kaybedersiniz. Adamdan rakip de topu alır, golünü atar. O zaman van Dijk, van Dijk falan işlemez. Siz de sinir olursunuz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle. E, bu oyuncuyla defansta oynarken e, pres yaptırmayın arkadaşlar. Yani bu oyuncu e, prese çıktığı zaman hızlanması, geri dönüşleri çok kötü. E, hızlı bir oyuncu bunun yanından zıt, zıt diye geçer. Ne yapacağız abicim? Presi e, imleci seçerken Van Dijk'la oyuncunun üstüne haldır haldır koşmayacaksınız ve e, sürekli geride karşılayarak defansta kullanacaksınız Virgil van Dijk'ı. Eğer böyle kullanırsanız yani rakip sizin üstünüze gelirken Van Dijk'ı kullanın. Siz Van Dijk'ı rakibin üstüne götürmeyin. Ha bu çok güzel oldu bak. Tekrar söylüyorum. Rakip sizin üzerinize gel gelirken kullanın Van Dijk'ı. Siz haldır haldır Van Dijk'ı rakibe koşturmayın. Koşturduğunuz anda bir şansınız var. Omuzu koydunuz koydunuz. Omuzu koyamadınız. O rakip artık kimse hızlı bir oyuncusu da yanından fişek gibi geçer gider. Ee, siz de arkasından baka kalırsınız. Van Dijk'ı öyle kullanabilirsiniz. Benden size tavsiye. Ee, hafif yüksekten pas. dengeli pası var. Adam markacı. Akrobatik uzaklaşma çok güzel. Top kesme bak çok güzel. Yani defansif yetileri zaten çok iyi kartın ama e, işte şu olayı benim dediğim gibi kullanırsanız e, yani daha verim Alırsınız Van Dijk'ten arkadaşlar. Yoksa Mbappeler, Ronaldo'lar, Torres'ler, Inzaghi'ler, Alvaro Morata'lar. Ee, aklınıza kim gelirse gelsin hızlı oyuncular ee, bunun yanından geçip gider gençler. Haydi geçelim benim en sevdiğim oyuncu. bak bu da geçer. Bak bu da geçer. Pierre-Emerick Aubameyang arkadaşlar. Bu oyuncu da yanından fırlar geçer. Bakar mısınız hızlanmaya? Hani nerede Van Dijk? Van Dijk nerede birader? Hani Van Dijk'ı gören var mı ya? Van Dijk nereye gitti ya? Van Dijk arkadan el sallıyor. Pierre, Emerick, Obama yanka gençler. En sevdiğim oyuncu arkadaşlar. 99 ofans farkındalı var. Yani PES 2013, PES 2012. Yani o serilerde PES 2010. Yani hatırlamıyorum artık. Yani o kadar şey oldu ki Yani 2013'te, 2012'lerde falan e, Dortmund alırdım arkadaşlar. FIFA oynarken Dortmund alırdım. Yani Obama Young e, ta o yıllardan beri çok sevdiğim bir oyuncu gençler. Eee yani şu anda duygulandım gençler. Gençlik sabah 6'ya kadar şey oynadık. PES oynadık. Yani akşam 6'dan sabah 6'a ha. Veya akşam 6'dan sabah 5'e ha bu söylediğim saatler. Akşam 6'dan sabah 5. Dortmund'la şampiyon olurdum. Bizim arkadaşlar da alırdı. Yok Real Madrid, yok Barcelona. Bunları fitil ederdim abi. Bunu bir kaçırdım. Bitti. Nice. Hadi geçelim. Fazla laf uzatmayalım. Tarihler yanlış olmuş olabilir gençler. Kusuruma da bakmayın. Zaten yaşlandık artık. Biliyorsunuz Obamayank da yaşlandı Kaç yaşına geldi Obamayank 31 yaşına gelmiş Obamayank ee, Ne mutlu Obamayank'ın yaşına gençler 31 yaşında 20 seviyede fulleniyor En sevdiğim oyuncu 99 ofansif farkındalık 93 bitiricilik şut gücü 86 Şut gücüne aldanmayın Bence 90 üzeri vuruyor oyundaki reaksiyonu gençler Sıçraması 80'de kafası 84 85 olsa o değişil olacak Bence kafa yetisi var Bence var Boyu uzun arkadaşlar 1.80 çünkü. çünkü top sürme yetisi de var dengesi biraz düşük hızı hızlanması lafımız yok sözümüz yok Dayaklılık da 90 arkadaşlar 80 dakikayı çok rahat çıkartabilecek 85 dakikaya hatta çok rahat çıkartabileceğini düşünüyorum arkadaşlar Obama Yankı ben herkesin bakın oyundaki herkesin kadrosunda olması gereken bir kart olduğunu düşünüyorum. Obama yakın gençler ee, yani yedekte dahi olsa tutun abi bu adamı yani. A, B geldiği zaman oynatırsın. Çok rahat oynatırsın hem de. Ee, makas çalım, açtırma şut kontrolü, ölü yaprak vuruşu, dalan şutlar, akrobatik bitiriş, anında şut. Bakmadan pas var. Pas bile var arkadaşlar. Pas yetisi yüksek ama bakmadan pas yetisi bile varmış. Pozisyon takibi e, rakip stoperlere pres yapıyor. Arkadaşlar bilginiz olsun ve kaptanlık becerisi de var. Pierre Emerick Aubameyang'ın gençler. Obama Aubameyang'a buradan el sallıyoruz. Benim favori oyuncum Aubameyang. Görüşürüz kendine iyi bak. Çıkaran arkadaşlar kullanın. Aubameyang kesinlikle kullanın. Hemen gelelim arkadaşlar. Bruno Fernandes. Bu kartı uzun uzun anlatmayacağım. i̇kinci ee, sıraya koyuyorum. Kevin de, Kevin de Bruyne'den sonraki bir tık alta çekiyorum. Ee, Bruno Fernandes'i. Ee, yararlanabileceğiniz bir kart. Ee, aynı dediğim gibi. Kevin De Bruyne gibi ama bir tık altı. Ee, zaten herkes de var. Hediye vermişti. Hediye verenlerde o Bruno Fernandes'i kullanabilir arkadaşlar. Ee, yani uzun da söylemeye bir şey gerekiyor arkadaşlar. 10 numara oyun tarzı zaten. Ceza sahasına giriyor. Ee, Kevin De Bruyne yaratıcı oyun kurucu. Bu ceza sahasına da giriyor. Yani burada bir artısı var. Ee, bence iş yapar gibi duruyor bu kart. Safkan OOS kartları arasında 10 numara oyun tarzına sahip bir kart. Eee Dediğim gibi sürpriz hareketleri var. Sürpriz şutları var. r e, reiki'leri var. Benim gözlemlediğim kadarıyla. E, Daykılık 94 gelmiş. Zaten 80-85 dakikayı çok rahat çıkartan bir kart. E, Bruno Fernandes'e e, yaralanabilirsiniz. Kadronuzda dursun gençler. En azından Christian Eriksen'den iyidir. O Eriksen'i de çok merak ediyorsunuz mesela. Christian Eriksen'den daha iyi kartlar arkadaşlar. Hem Bruno Fernandes... Hem de Kevin de Broyn'e. Bunu da hemen size dipnot geçeyim. Hemen geçelim. Harry Kane. Arkadaşlar Harry Kane bana geçen seneden beri Harry Kane'i dayar. Ee, Harry Kane de e, beni çok sever. Her açtığım topta Harry Kane'i bulurum. Toplum etkinliklerinde, İngiltere mini takımında falan. Potvilerde falan. Şimdi Harry Kane'i e, oynatma meziyeti olan kişiler Harry Kane'den çok fazla verim alabilir. Kafa ve sıçraması var. Ofansif andalık. Bitiricilik ve şut gücü inanılmaz. Zaten görüyorsunuz şu anda bir şey söylememe gerek yok. Bu oyuncu bakın bu oyuncu hızı hızlanması düşük ama bu oyuncu şöyle sırtınızı kaleye döndüğün zaman yani sırtınızı kaleye verdiğiniz zaman R2 ile topu saklayıp dönüp şut attığınızda leblebi gibi gol atıyor arkadaşlar. Harry Kane. Böyle bir oyun tarzına sahipsen yani defans arkasına koşu yaptırmam ben öyle işte adam kaçırtmayı sevmiyorum abi ben paslı gidiyorum işte sırtımı kayıp dönüp vuruşları çok severim. Dönüp vur, vurmayı çok severim. Önünü boşaltıp şut çekmeyi çok severim dersen... ...Harry Kane'den faydalanırsın ki keza... E, ...orta kafa oynuyorsan yine Harry Kane'den faydalanırsın. Hem kafa sıçraması var hem de oyuncu becerilerinde de kafa var arkadaşlar. Bu da çok önemli bak. Hem bu var hem bu var. Yani orta gol oynayanlar için biçilmiş bir kaptan. Uzun mesafe füzesi, uzun mesafe şut çekme, dalan şutlar, anında şut... ...söylediğim gibi dönüp vurduğun zaman gol abi... Yani %90 atıyor bu adam. Mermi gibi vuruyor çünkü. Böyle bir oyun tarzına sahipsen kullan arkadaşım. Ama yok ben şey kaçırırım. Defans arkasında kaçırırım falan diyorsan çok fazla kaçmaz. Çünkü 83, 78 hızlanması çok kötü gelmiş. Harry fırsatçı golcü oyun tarzı olmasına rağmen. Kaçar gibi duruyor ama bu hız ve hızlanmayla biraz zor kaçar. Hatta bence %10, %20 falan kaçarsa ancak kaçar. Yani ben kaçacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Siz benim dediğim gibi kullanın Harry Kane'i. Hemen geçelim Engolo Kante. En sevdiğim oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. 2020'nin sonlarında Kante ile oynama şansım oldu. Bir sene boyunca çıkartamamıştım. Çok zor verdi 2020'de arkadaşlar Engolo Kante'yi. Engolo Kanté Kante hakkında söyleyecek çok fazla bir şey yok. E, G olmasına rağmen hız hızlanması yeterli. Yeşilde gelmiş pas yetisi Güzel. Defansif farkındalık, top kazanma, agresiflik. Mübarek Van Dijk'la yani boyu uzun olsa Van Dijk'ı geçecek herif. Boyu kısa. Kendisi zaten Junior Patrick Vieira diye geçer. Sözlükte, ansiklopedilerde mesela ansiklopediyi açın. J'ye gelin. Junior Patrick Vieira böyle bulun. Onu bulduğunuz zaman karşısında direkt şey yazar. Engolo Kante yazar. Yani öyle bir kart arkadaşlar. Fazla incelemeye gerek yok. Bence fiziksel temasına çok takılmayın. Tam bir pire orta sahada agresiflik 98 ısırıyor rakibi. Yani saldırıyor arkadaşlar. Top kazandı defans farkında 99. Yani bu oyuncu e, iş yapar abi. O fiziksel temasa falan takılmayın. Bu oyuncu oyunda e, makina gibi iş yapar. Benden size tavsiye çıkaran arkadaşlar kesinlikle fullesin. Bakın 21 seviyede güzel fulleniyor. Kesinlikle fullesin ve bu oyuncuyu dayanıklılığın 99 olmasında görüyorsunuz. Beni iyice kendine hayran bırakıyor. Bu oyuncu ilk kombinizin çakılı orta sahasına gelir. Ha Gerard'ın vardır, e, ikonların vardır. Tabi onlara bir şey söylemiyorum abi. Onlar zaten şu anda onları görmeden konuşuyorum ben. E, onlar varsa zaten onları oynatırsın da. AB geldiği zaman da bu oyuncuyu oynat ama. yani bunu ekmeni çok yersin. Tamam benim güzel arkadaşım? Tam orta saha oyun tarzı. Harika. Dost'a da oynayabiliyor. 91. Harika çift vuruş, çapra yani çalım yetisine bakar mısın abi? Çift vuruş var herifte. Tek pas, ara pası verme, dengeli pas. Adam markacı bakın. Dostlara bağ hani bazınız böyle oynarken dostlara şey veriyorsunuz ya. işte rakibin forvetlerine mesela dosttaki adamızı rakibin forvetlerine markaj veriyorsun. Bu adamla ver o markajı. Markaj yetisi, markaj becerisi olmayan bir dost oyuncusuyla sen o forvete markaj versen bile arkadaşım yanında yürüyor o oyuncu markaj yapamıyor. Bunlara dikkat edin. Bak bu adamla verebilirsin. Adam markajı var. Pozisyon takibi var. Pres yapıyor. Pozisyon takibi var. Pres yapıyor herif. Top kesme akrobatik uzaklaştırması dahi var. Yani bu kart inanılmaz bir G ve inanılmaz bir DOS kartı arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tekrardan söylüyorum. Çünkü çok önemli bana göre AB formu geldiği zaman çok ekmeğini yersin. Bu oyuncu ilk 11 oyuncusudur arkadaşlar. Net söylüyorum bunu ve daha fazla uzatmıyorum ve Hames Rodriguez'e geçiyorum arkadaşlar. Hames Rodriguez o da çok güzel bir sağ açık kartı. Arkadaşlar e, ee, OS diyecektim sağ açık kart çok güzel lafını geri alıyorum gençler. <laughs> OS zannettim çünkü 2020'de OS'ydi yanlış hatırlamıyorsam sağ açık olarak değerlendirecekse hız hızlanmaya bakarım ben. Sağ açık kart ise er ama o OS yetisinin de 95 olması ofansif orta sahada da oynadığını gösteriyor. Bu da 3. sırada arkadaşlar. Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes 3'e de James Rodriguez'i koyarım. 4'e Christian Eriksen'i anca koyarım arkadaşlar. E, bence bu kartta da buglı bir kart. E, James Rodriguez. E, falsosu biraz daha yüksek gelmesini beklerdim açıkçası klasik 10 numara oyun tarzı var. Biraz sizi ayar edebilir. çünkü ceza sahasına girmiyor. yaratıcı oyun kurucu gibi dedi. Yani böyle dışarıda bekleyerek bir oyun kuruyor bu. Yani ceza sahası dışında sürekli kalıyor. İçeri hiç girmiyor bu. Ya yani Manuel kaçırmazsa eğer. Tekrar söylüyorum. Manuel kaçırmazsa eğer bu oyuncu sürekli o yayın dış tarafında, ceza sahası dışındaki o yayın dış tarafında oralarda geziniyor bu. Oradan işte ara topuna işte şey kaçırmak istiyor. İşte forvetini kaçırırsın. Sağ açık, sağ açığın önüne bir şöyle bir yerden şöyle bir pası bir yılanı şöyle bir salarsın sağ açığına, sol açığına. Hani durarak mı oynuyor desem nasıl anlatsam size bunu? Ya yani öyle bir tarzı var bu oyuncunun. Ee, herkes kullanamaz. Sağ açıkta da zaten hiç değerlendirmeyin bence. Sağ açığa zaten ee, yani klasik 10 numara oyun tarzı olmasından dolayı sağ açıkta değerlendirmeyin diyorum. Yanlış anlamayın. Verimli kanat, gezici kanat falan olsaydı sağ açıkta da iş yapardı. Top sürmesi var. Pas yetisi zaten var. Ofansif fandak zaten var. Bitiricilik var. Zayıf şut şut gücü var. Zayıf alkolon yeteneği yok sadece. Ee, bence sağ açıkta ee, yani klasik 10 numara olmaz abi sağ açıkta. Yok. Olmaz yani. Verim alamazsın. Alan arkadaşı da tebrik ediyorum buradan eğer alırsa. Ee, ama ben söylüyorum şunu da söylüyorum. Kesinlikle OOS'de oynatmanız gerekiyor. Ama içeriye de kaçmaz. Bilginiz olsun gençler. Jamie Wardy. Jamie Wardy benim sevdiğim oyunculardan bir tanesi. 2000, e, PES 2020'deki bir kartı vardı. Çok güzeldi arkadaşlar. E, o kartına kıyasla bu biraz düşük gelmiş ama... Tabii ki iyi, kötü değil. 93 ve 92 hızlanması yeterli, dayanıklılık yeterli. Ofansif farkındalık var. Zaten e, turkuaz renkte bitiricik 93, şut, güç, şut, gücü 91. Zayıf ayak kullanımları var. İki ayağında kullanabiliyor. Kafası var ama sıçraması burada düşük gelmiş. Aşıtma şut kontrolü, akrobatik bitiriş, anında şut, tek pas, dış plaseci, pozisyon takibi, mücadele ruhu. Yani e, Wardy'den 21 seviyede de fulleniyor. Wardy'yi fullleyin abi. Çıkartırsanız tamam mı? Wardy'yi fullleyin. Yedeklere koyun. Jamie Wardy'yi AB geldiği zaman farklı oyuncularla oynamayı seven arkadaşlar. Ceza sahasına kaçırmanıza gerek yok. Kaçırdığınız anda da kaleye kadar yaklaşmanıza gerek yok. Bu adamla önüzü e, önünüzü boş olduğu anda direkt şut çekin arkadaşlar. Çok güzel şut çekiyor. Jamie Wardy tavsiye ederim. Benim çok merak ettiğim bir oyuncuya geliyoruz arkadaşlar. Son oyuncumuz Danny Ings arkadaşlar. Bu oyuncuyu çok merak ediyorum. Bu oyuncu arkadaşlar ee, Jamie Ward'den daha iyi. Arkadaşlar hemen şöyle bakın hızlıca bakalım. Yani sadece şu ee, altıgene bakmanız bile yeterli arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bak altıgene bak. Ya altıgen şu yani. Bak. Bak güç de var adamda. Top sürme de var bakın. Ve 23 seviyede fulleniyor. Yani e, bu oyuncu çıkarsa Jamie Warden bir tık daha iyi bir oyuncu. Ofansif andok 94, biçimlik 95, şut gücü 88 gibi bence daha iyi vuruyordur. Sıçraması 88, kafası 85 gelse yeşil göreceğiz. Bence var. E, yani illaki e, kafa vurup gol atabilir. Yani çok da kötü değil arkadaşlar. Yani 99-99 kafa arı herhalde şey yapmayacağız, şey aramayacağız oyunda. E, bu oyuncularda da atıyorum. 5 tane şutun ortanın şutun demişim. 5 tane ortanın ikisini vurur bence. Çok da kötü değil. Hepsini vuramaz ama ikisini vurur. Top kontrolü, top sürmesi zaten var. Yeşilde gelmiş bir forvet oyuncusu olmasına rağmen. Dengesi de var. Sıkı top tutması da var. Bakın fırsatçı golcü. Dengesi var arkadaşlar. Fiziksel temas zaten düşük. O zaten genelde niyeyse öyle oluyor. Bu tür <laughs> oyuncularda. Dayaklılık 90. 80 dakikadan yani 80 dakika çok rahat çıkartır arkadaşlar. 90 dayaklılık. 80 dakikayı çok rahat çıkarttığını gösterir bize. Hızı hızlanması da güzel. Çift vuruşu var. Uzun mesafe füsesi. Aşıtman şut kontrolü. Anında şut. Yani ee, dediğim gibi Jamie Wardy'den bir tık daha iyi. Danny Inks ve çok merak ettiğim bir oyuncu. Çıkaran arkadaşlar lütfen 23 seviyede de fullleyebiliyorsunuz. Kolay fullleyebiliyorsunuz. DP antrenör etkinliği de var. Bu oyuncuyu bence bir şans verin. AB geldiği zaman Southampton'da oynayan bir oyuncu genelde zaten Danings gol atıyor. Bence AB gelmesi de yüksek ihtimal olabilir. Tabi oynadığı zamanlar arkadaşlar. Güzel kart. Ben bunu beğendim. İnşallah çıkarırsınız ve kullanırsınız diyelim gençler ve videomuzu burada sonlandıralım. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Japon oyuncularını değerlendireceğim arkadaşlar. Japon ligi oyuncularını değerlendireceğim. Onlara da şöyle hepsine bir kısaca bakacağım. Bir sonraki videoda Görüşmek abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.